Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle Chase 5 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Chase 5 videosunun konusu çok uzun zamandır çekmek istediğim, hepsini bir araya toparlayıp birleştirip çekmeye karar verdiğim sofra düzeni videosu olacak. Sofra düzeni videosunda iki çeşit yemek takımım var arkadaşlar. 12'şer kişilik beyaz ve siyah takım yaptım. Günlük ve misafirlik ayırmadığımı daha önceki videolarda söylemiştim. Bir de kahvaltı takımım var. Şimdi onları göstermeye başlayabilirim. Hemen kahvaltı tabaklarımla başlayalım arkadaşlar. Kahvaltı takımımı ben Trendyol'dan aldım. Karaca Perfect White serisi arkadaşlar. Şöyle içerisinde 6 tane servis tabağı, 2 tane sunum tabağı ve şöyle 4 tane de reçel tabağı çıktı. Şöyle. Bu şekilde de arkadaşlar. Bu tabaklar bana yetersiz geldiği için ben tekrar servis tabağı ekledim setimin içerisine. Fakat onları aynı markadan almadım. Farklı bir yüzücü acıcılardan falan topladığım servis tabaklarıyla kombinledim. Şimdi birazdan onları da göstereceğim hemen. Aslında 6 tane fincan tabağı, 6 tane de fincanı vardı arkadaşlar. Şöyle o da aynı tabaklardaki gibi yamuk kare modeli. Şöyle 2 tane de tuz ve karabiberliği var. Kahvaltı seti bu şekildeydi. Kutunun içerisinden çıkanlar. Şimdi benim kahvaltı setine farklı yerlerden alıp eklediğim ve kombin ettiğim tabaklarını gösteriyorum hemen. Tabağa geçmeden önce şöyle bir tane bal kaşığı almıştım arkadaşlar. Şöyle bir tanesini içine koyup bu şekilde bal kaşığı olarak kullanmak istiyorum. Aslında bunlardan birkaç tane daha alacağım. 2-3 tane koyarım diye düşündüm. Bir tane almışım şu anlık. Ben de yeni fark ettim. Şöyle ondan da eklerim. Hemen farklı bir mağazadan aldığım ve bu takımlarla kombinlediğim servis tabağını göstereyim kahvaltı için. Bunu daha çok sulu bir şeyler koyarsam kahvaltıya, örneğin domates gibi. Yani domates aslında söğüşlük şekilde doğradığınızda tabii ki suyu çok çıkmıyor. Fakat normal böyle küp küp doğrandığında salça yapmak isterseniz bu şekilde derin bir kase ya da salça sosis gibi bazı kahvaltılık ürünler için kullanabilirim diye böyle derin bir kase aldım. Bunun fiyatı 10 TL'ydi arkadaşlar. Bunu kemer altından bir züccaciyeciden aldım. Aynı renk, yani birebir aynı tutturmuşum. Bunları zaten yanıma alıp bakarak falan kombinlemedim. Kremimsi tabaklar ekledim diyebilirim. Hemen bir diğer servis tabakları şöyle kare şeklinde olan düz tabaklar. Bunların içerisinde ben salam, sosis, o şekilde böyle sunumluklar yapmak için aldım. Yine kahvaltı için aldım arkadaşlar. Tabii ki bunları böyle daha sonra iki kişi tatlıya yiyecekseniz falan sunum tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Bunları çoğaltabilirsiniz. Ben kahvaltı için aldığım için iki tane aldım. Bu şekilde onlardan. Ve bir de peynir tabağı aldım. Aslında bu pizza tabağı olarak geçiyor. Pizza da koyabilirim, fark etmez. Ama ben ilk başta gördüğümde bu ürünü peynir şöyle peynirleri dizerim diye düşündüğüm için böyle bir tabak aldım. Bunun fiyatı da 10 TL. Bunların fiyatı da 10'ar TL arkadaşlar. Hepsi 10 TL. Zaten bu tarz züccaciyelerde böyle tabakların çoğu 10 TL oluyor. Ben de oralardan böyle tabaklar dizdim. Peynir tabağı için farklı bir alternatifim de var arkadaşlar. Şu şekilde küçüklerden almıştım. Instagram'da da paylaşıyorum. Bunları cilalıyorum. Bunu cilalamamışım fakat bunu da cilalayacağım. Bunların üzerine peynirlerimi herhangi farklı bir... Şu an aklıma gelmiyor kahvaltıda neler oluyor fakat ama o an gördüğümde üzerine olabilecek kuru bir şeyler de servis edebilirim. Bu şekilde de zaten bunlar da her yerde vardır. Böyle peynir kesme bıçakları. Bunun fiyatı 18 TL'ymiş. Bunu da 10 TL'ye aldım galiba. Kemer altından aldım bunları da. Bunun üzerine böyle peynir farklı bir şey olarak kullanabilirim. Gelelim zeytinlere. Zeytinler için de şu şekilde... Bambum değil arkadaşlar fakat öyle gene züccaciyecilerde satılan ahşap ürünlerden 2 adet zeytinlik aldım. Şu da şöyle, derinliği de bu şekilde. Bundan da çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Zeytinler için ideal. Sanırım her kızın çeyizine aldığı reçellikler. Yani böyle aslında demiştim herkesin aldığı klasik şeylerden pek hoşlanmıyorum diye. Fakat şu an bunlar çok moda. Sanırım herkes almıştır bunları. Bunların içerisinde reçel bıçaklarını almıştı fakat kolilerin içerisinde bulamadım. Bunların içinde de aynı şekilde ahşap saplı reçel bıçakları da var. Bunları da reçeller için kullanmak adına aldım. Şöyle zaten bir de şey var. Şunu takıyorsunuz. Böyle taşınabilir. Açmadım bunu paketinden ama zaten anlaşılıyor. Böyle. Bu reçelliği de 25 TL'ye almıştım. Birçok yerde fiyatları değişiyor. Ben uygun gördüğüm anda aldım 25 TL. Ve yine
çerezlik olarak aldığım fakat kahvaltı takımlarım içerisinde kullanabileceğimi düşündüğüm için kahvaltı takımlarımı da gösteriyorum. Ama çerezlik de olarak kullanabilirim. Fark etmez. Herhangi bir şey için sunum tabakları arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları da 10'ar TL'ye almıştım. Diğer bambunlara göre daha kalitesi düşük bir ürün. Çok fazla yıkanacağını düşünmediğim için yıkanacak şeyler de kullanmam. Dediğim gibi çerezlik olarak kullanırım. Şimdi kahvaltı takımlarım için aldığım en tatlı, en uyumlu ürünleri göstermek istiyorum. Şöyle çatal bıçak takımları. Aslında kaşığı almama gerek yokmuş fakat almış bulundum. Çatal, bıçak ve kaşık mini zaten. Şöyle ahşap saplı. Şunların uyumunu göreceksiniz şimdi. Şu şekilde. O kadar tatlı oluyorlar ki. Kahvaltı takımı için ne kadar ayrı çatal, kaşık, bıçak alınır bilmiyorum ama ben böyle uyum olsun diye zaten fiyatı da çok uygundu. 6, 12, 18 parçasını 90-100 TL civarına almıştım. Bunları da Trendyol'dan aldım. Bırakırım sizlere de. Uyumlu olsun diye böyle aldım bunları da. Gayet memnunum. Kahvaltı takımlarım için eklemek istediğim son ürün ise şöyle sepet, ekmek sepeti arkadaşlar. Bunun aynısını peçetelerini de göstermiştim Ikea'dan aldığımı. Sofrada kullanmam demiştim. Kullanabilirim yani dediğim gibi uyumlu olursa bu şekilde. Bunu da aynı züccaciyeciden aldım arkadaşlar. Kahvaltı takımlarım bitti arkadaşlar. Kahvaltı takımlarım bittiğine göre şimdi yemek takımlarıma geçebiliriz. Yemek takımlarıma geçmeden hemen önce siyah yemek takımlarım için aldığım bir runner'ı göstermek istiyorum. Şöyle bir runner arkadaşlar. Benim zaten birazdan göreceksiniz. Bütün yemek takımlarım mermer deseni var siyahların üzerinde. Yapısını tam bilmiyorum ama şöyle yumuşak yani anlarsınız. Silinebilir bu. Bu şekilde bunu 20 TL'ye almıştım. Bunu böyle masanın ortasına koyacağım. Yanlarına da Amerikan servisleri dizeceğim. Şu an bu videoda Amerikan servislerimi göstermem gerekliydi. Fakat onları bayağı aradık her yerde bulamadım. Ama linkini bu videonun altına koyacağım. Aldığım Amerikan servisleri. Ikea'nın böyle siyahlı hasırlı bir Amerikan servisi arkadaşlar. Onları siyah takımlarım için almıştım. Dediğim gibi bunu ortaya koyup yanlarına da o Amerikan servisleri dizmeyi düşünüyorum. Şimdi göstermeye başlayabilirim siyah yemek takımlarımı. İnşallah fiyatları altında yazıyordur. Yazmıyor. Hazırladığım kadarıyla fiyatlarını da vereceğim sizlere. Şöyle Ikea'nın klasik mat siyah tabağı çorba kasesi. Sanırım ben aldığımda 15 TL falan fiyatı. Ben direkt 12 kişilik set yaptım arkadaşlar bunu. Bu şekilde. Yemek tabağı. Bu da 20 TL civarındaydı. Derinliği güzel. Ikea'da zaten hiç eskimeyen, hep olan bir model bu. Bunların renkleri var. Yeşili var, kremi var, grisi var. Bu siyah olarak geçiyor. Mat siyah. Bu şekilde. Ikea'da biliyorsunuzdur parlak siyah tabaklar da var. Fakat ben tabak olarak yani parlak siyah tabaklarda çok toz göstereceğini düşündüğüm için yemek tabağı olarak almadım. Parlak siyahları salata kasesi olarak aldım. Onları şimdi birazdan göstereceğim zaten. Bu setin içerisine pasta tabağı da ekledim. Ben pasta tabaklarımı siyah kullanmak istiyorum. Farklı bir pasta tabağı hiç almadım arkadaşlar. Şöyle görüyorum şu an yeni çıktı desenli falan böyle leopar falan hoşuma gidiyor. Fakat şu an yeterli olduğu için böyle siyah aldım. Ve servis tabağı arkadaşlar. Bu arada pasta tabağının fiyatını hatırlamıyorum ama o da 15 TL ve 6 bir fiyattı. Ben 6 kişilik fiyatını 300 TL'ye almıştım. 12 kişiliğini 600 TL'ye aldım. Şu anki fiyatları biraz daha pahalıdır. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Şu şekilde bu da servis tabağı. Bu da 20 TL ve üzeriydi. Ve tabii ki bunların yanında şöyle servis tabakları da var. Bunlar salata tabağı olarak da geçiyor. Balık tabağı olarak da geçebilir. Ben bunlardan da 12 tane aldım arkadaşlar. İlk bu takımı düzdüğüm zaman 3 tane almıştım. Ortaya salata 3 tane koyarım diye düşündüm. Fakat sonra eve geldik ve düşündüm bunları hem tatlı için şuraya tatlısını koyup yanına içeceğini koyabilirim. Ya da şuraya pilav koyup buraya yemeği koyabilirim. Sulu olmayan yemekleri. Bunu normal yemek tabağı olarak kullanabilirim. Tatlı tabağı olarak kullanabilirim. Salata tabağı olarak kullanabilirim. Bunun çok işlevsel bir tabak olduğuna karar verip gidip 12 tane bu tabaktan da 12 adet aldım arkadaşlar. Tabii ki bu tabakların yanına uygun bir de çatal, kaşık ve bıçak takımı aldım arkadaşlar. Dediğim gibi mermer desenli demiştim az önce zaten gösterirken. Şöyle bronz ve siyah mermer desenden oluşan şöyle bir takım. Bunun hemen markasına bakıyorum. Nehir'in 6 kişilik çatal, bıçak ve kaşık takımıymış arkadaşlar. Ben bunların 6 adedini, 6 kişilik takım olanın fiyatını 202 TL'ye aldım.
Ben bunlardan 2 set aldım 404 TL'ye. Ve aşırı uygundu. Dediğim gibi 202 TL için mükemmel bir fiyatı var. Bu takımları da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Hala mevcutsa linki aşağıda olacak. Şimdi bunları göstermek istiyorum. Tuz ve karabiber için, yemek takımlarım için aldığım gene mermer desenli Muda'dan aldığım 2 ürün. Bunları bana kardeşim hediye aldı. Tanesi 15-16 TL'ymiş. 2 adet aldık arkadaşlar. İkisini siyah alacaktık. Fakat sonra tuzu da ayırabilmek için, çünkü üst kısımları, tıpaları aynı, delikleri ayırt edebilmek için şöyle 2 tane siyah ve beyaz aldık. Benim yemek takımlarıma çok uydu. Sizler de Muda'dan bakabilirsiniz. Hala vardı. En son gittiğimde vardı. Siyah takımlarımı düzdükten sonra tabii ki bunlara uygun bir de salata kasesi bulmam gerekliydi arkadaşlar. Fakat IKEA'da bu renk, aynı tabakların renginde derin bir salata kasesi bulamadım. Tabii ki sofrada da böyle sulu salatalar yapıldığında derin bir kase gerekliydi. Ben de o yüzden en uygun olabileceğini düşündüğüm A101'e gelen şu siyah parlak tabaklardan aldım. Evet, çok fazla uyumu yok takımlarla. Biri mat, biri parlak. Fakat yani yapabildiğim, en çok uydurabildiğim buydu. Daha sonrasında birkaç markada gördüm mat salata tabağı. Onlardan alırım diye düşünüyorum ileride. Ama benim için şu an idare edebilir beni. Bu şekilde bir tane derin ve bir tane kayık tabak aldım. Bunları da dediğim gibi salata kasesi 20'şer TL'ye almıştım. A101'den aldım bunları da. A101'e zaten devamlı bu tarz tabaklar geliyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yine biz 3 CC'den aldım. Yemek takımlarım için, siyahlar için uyumlu bir sürahi. Böyle açılıyor arkadaşlar. Şu ağız kısmı kapalı. Şu kısımdan suyu akıtıyor. Kapak açılmıyor. Dediğim gibi bu şekilde açılıyor. Bunun modeli zaten gördüğüm an direkt aldım. Hiç düşünmedim diyebilirim. Çünkü benim için en uygun, en ideal ürün buydu. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Siyah yemek takımlarım bu kadardı arkadaşlar. Siyah yemek takımlarım için aldığım bardakları bir önceki videomda, Cheese 4 videosunda siyah bardaklarımı biliyorsunuz, onlarla kombin etmiştim. Tabakları ve bardakları bu şekilde siyah takımlarım. Çatal kaşık bıçakları da böyle. Şimdi geçiyorum krem takımlarıma. Krem takımlarımda IKEA'nın yine çok klasik olan bir modeli arkadaşlar. Şöyle çorba kasesinden başlayalım. Şöyle tırtıklı bir modeli var. Bu kasenin genişliği ve gerçekten hem şık hem spor oluşu benim çok hoşuma gitti. Yani aslında benim hoşuma gitti. Fakat annemin isteği üzerine aldım. Çünkü ben sadece siyah tabakları almak istiyordum. 12 kişilik bir set yapıp hem günlük hem misafirlik olarak kullanırım diye düşünmüştüm. Fakat her yemeği siyah tabak göstermeyeceği için bir de beyaz set almamız gerektiğini düşündük. Ve gidip IKEA'dan bu seti aldık arkadaşlar. Bu setin tabakları da aynı şekilde 15 TL falandı, çorba kasesi. Yemek kasesinin şu görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Bu tabağı da 20 TL. Gene yanları tırtıklı çorba kasesi gibi. Ve servis tabağı arkadaşlar. Servis tabağı da aynı şekilde şöyle tırtıklı. Bu da 20 TL ve üzeri bir fiyatı vardır. Linkini hemen bırakıyorum sizlere. Şöyle. Ben bunu 6 kişiliğine arkadaşlar bu şekilde tatlı tabağını almadım. Dediğim gibi tatlı tabağı için siyahları kullanacağımı söylemiştim. Bu seti de 350-400 TL civarına aldım. Bunlar için de bir önceki videomda gösterdiğim altın yaldızlı tabak bardakları aldığımı söylemiştim. Bunların yanına da gold detaylı süsleyip bunları daha şık bir takım yapmak istediğimi söylemiştim zaten. Bu krem tabaklarımın yanına eksik olan ürünlerim var arkadaşlar. Çatal kaşık bıçak takımım var. Söylemiştim AliExpress'ten sipariş vereceğim de yuvarlak kaşıkları. Onlar var. Runner'ım yok. Runner almak istiyorum. Ve tabii ki de Amerikan servis. Bu takımlarım biraz eksik. Yanlarına onlar alındıktan sonra tamamlanacak. O zaman zaten Instagram hesabından komple toplu bir şekilde paylaşırım. Bu beyaz takımlarımın yanında kullanmayı düşündüğüm şöyle tuz ve karabiberlik var. Bunların şu başlıkları arkadaşlar bronz. Ben bunları altın sarısına boyayıp bunları bu takımın yanında kullanmayı düşünüyorum. Paşa Bahçe'nin BİM'e gelmişti. 7 TL'ydi. Aldım. Bunları uydurmak için burayı dediğim gibi golta boyayıp bu takımlarla kullanacağım. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Bu videoda böyle sofra düzeninden bahsettim sizlere. Fakat ara ara yine sofrayla ilgili bazı ürünlerim çıkabilir. Dediğim gibi çok fazla ürün var ve
Çok karışık toparlayabildiklerimi gösteriyorum ve her şeyi tabii ki tek videoya sığdırmak istemiyorum. Birçok çeyiz videosu çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız çan butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.